Sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Şevkimizi canlı tutmak için nelere dikkat etmeliyiz? Evet. Tabii bu şevk meselesi çok mühim bir konu. Hayat bir hareket ve faaliyettir. Şevk ise matiyecidir diyor. Dolayısıyla şu andaki bütün hayat içtimaiyenin maddi, manevi, dünyevi, uhrevi bütün faaliyetler adeta bir bineğin üzerine gidiyor. Bir matiyenin, taşıyıcının üzerine gidiyor ki buna da biz şevk diyoruz. Evet. Şevk olmazsa her şey biter. Şevk olmazsa herkes yerine oturur. Her şey söner. Dolayısıyla şu anda bütün bu hummalı faaliyetlerin altında şevk vardır. Biz manevi hizmetler açısından şevkimizi nasıl toplarız diye düşündüğümüz vakit Üstadımız def-i şer, celbi nef tabirini kullanıyor ki bu bizim için çok mühim bir hadise. Def-i şer kabilinden bizim şevkimizi kıracak yeis olsun, günahlar olsun, isyanlar olsun, ondan sonra hisler olsun, hevalar olsun, şeytanın emir ve ihvaları olsun. Bütün bunların hepsini bizim elimizden geldiği kadar onlara kayıt koymamız lazım. Ruhumuza yol bulup gelmemelerine bizim bir çare bulmamız gerekiyor. En evvel bunlar. İkincisi, celbi nef kabilinden. Birincisi, ibadetlerimize dikkatli olacağız. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde ehli sünnet akidelerine göre ve takvayı esas tutacak şekilde ibadetlerimize müdayim olmak. Bak, mesela kalbi rahatlatan bir durum var. Kur'an'ı tertil ile okumak, tane tane, yavaş yavaş. Bunları yaptığımız vakit bizim içimizde ciddi manada adeta bir heyecan uyanma başlar. Bu heyecanı da sen bir şekilde aktiviteye, faaliyete dönüştürme ihtiyacı hissedeceksin. O seni derse götürür, o seni hizmete götürür. O sana bir insana bu hakikati anlatma ihtiyacını ruhunda güzel bir şekilde hissettirir. Bu bir yönü. Evet, İkincisi, yanmayan yakamaz yani. yanmayan yakamaz, yanacaksın ki. Evet. Tabii. Şimdi o zaman tekiler suni olur. Hı. Yani ben bu adama bir şey anlatmam lazım. İçinden gelmiyor. Niye gelmiyor? Senin günahların sana mani. İsyanların sana mani. Sabah namazı kılmamışsın diyelim. Ondan sonra kalkmışsın insanlara namazı anlatıyorsun. Hı. Hangi şeyle anlatacaksın? İkincisi Kur'an ve Cevşen'i sıkı takip etmek. Yani günlük, haftalık bizim takip etmemiz gereken Cevşen ve Kur'an şeylerini devamlı onları şey yapmak. Risale okumayı ihmal etmemek. Bir nur talebesi olarak biz bunu diyoruz. Risale okumayı ihmal etmeyiz. Niye? Çünkü o da bizim için bir yakıt hükmündedir. Bir benzin hükmündedir. Bizi bunlar uçurur, bunlar bizi hareketlendirir. Benzin olmayan bir araba son model de olsa hareket etmediği gibi. Sen mükemmel bir ilmin var. Öyle alimler var ki mesela bir kitap yazma, birisine bir şey anlatma, bir vaaza çıkma, bir hutbeye çıkma gibi bir şey içinde uyanmıyor. Bir ortaokul çocuğu var. Derse 200 defa geliyor. Ama nasıl yapayım da arkadaşlarımı getireyim? Nasıl yapayım da arkadaşıma bunları anlatayım gibi bir hisle. Bu heyecan dönemi. Değil mi? Şevk dönemi yani. Özellikle İhlas Risalesini sıkça okumak. Onun için üstadımız 15 günde bir defa okunmalı diyor. Umumi derslere katılmak. Bu bizim için çok mühim. Umumi derslere katıldığımız vakit kendimizi rahatlatırız. Kendimizi toparlarız. Ayrıca oradaki kardeşlerimizi görüp onlarla hemhal olmak, yüzlerine bakmak, simalarına bakmak, değil mi? Ondan sonra onlarla güzel bir şekilde ya dünyevi, uhrevi bütün meseleleri onunla müzakere etmek, dersten sonra dersten evvel neyse. Bunlar bizi ciddi manada yapar. Şevkimizi artıran unsurlar oluyor. Evet. Vazifemizi yapıp vazifeyle karışmayacağız. Bu düstur çok mühim. Sen anlatıyorsun, insanlar dinlemedi. Eğer zayıfsan ve bu hakikattan da mahrumsan, o zaman nasılsa insanlar dinlemiyor deyip oturacaksın. Şevkin kırılacak. Ama hayır, ben bugün vazifemi yaptım mı? Yaptım. Gerisi Allah'ın vazifesi. Ben ona karışmam ki. Allah istese benim bir vaazımla herkesi namaza başlatır. Bir sohbetimle herkesi Risale-i Nur talebesi yapar. Ondan sonra bir yere gitmekle herkesi cemaate, İslamiyet'e neyse yönlendirir. Cenab-ı Hak istemedi mi? Öyle peygamberler gelmiş ki ömrü boyunca anlatmış, kimse dinlememiş. Ama yine peygamberlik yüksek payesini Cenab-ı Hak'tan almıştır. Ben vazifemi yaptım. Gerisine karışma. Allah nasıl isterse öyle muamele etsin. Ertesi günde devam, ertesi günde devam, ertesi günde devam. Öyle diyorlar mesela. Oduncuların her gün oduna aşkla, şevkle gitmelerini sağlayan bir his var. Bu ağaçtan bir hazine çıkabilir. Her gün gider, o aşkla, o şevkle o ağaçları keser. Hazine çıktı mı? Çıkmadı. Belki yarınkinden çıkar diye. Onu güzel bir şekilde parçalar, gider, satar. Zaten asıl hazine o. Ha. Ondan sonra duaya devam edeceğiz. Dua bizim için çok muazzam bir hazinedir, bir güçtür, bir kuvvettir.
Dolayısıyla dua ettikçe Cenab-ı Hak bizim ruhumuza, kalbimize bunları da bu manada yaratıyor. Üstadın ilk dava arkadaşlarının, daha da ilerisi Üstad-ı Azam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleriyle olan o sıkıntılı ortamda, o yokluk ortamında nasıl hissiyatla, nasıl aşk ve şevkle hizmet ettiklerini güzel bir şekilde okuyup, ondan sonra geliriz zamanımıza üstad ve talebelerinin o sıkıntılar, o hapisler, o zindanlar, o sürgünler, o idam kararı verilecek hissiyatındaki o insanın şevkini kıracak unsurlar içerisinde, esbab içerisinde yine nasıl şevklerini muhafaza ettiklerine bakıp ciddi manada şevkimize şevk katabiliriz inşallah. Evet, mesela müdafaları sesli mesela bir şekilde okumak, laika mektuplarının bazılarındaki o ateşin ifadeleri sesli sesli okumak hakikaten insana çok büyük şevk veriyor. Heyecan veriyor değil mi? Heyecan veriyor. Evet, Allah razı olsun. Amin.